Dur. Askerlik hatıralarım geldi aklıma da. Şimdi efendim, askerlik hatıralarınızı bekliyorum. Askerde güzel böyle önemli şeyler yaşadıysanız, erkeklere söylüyorum tabi bunu. Söyleyin bana, söyleyin, anlatın bakayım. Mesela ben ne yaptım? Hava yağmurlu bir uzman çavuş vardı, hatırlamıyorum ismini. Asker dedi, emredin komutanım. Gel. Gittim. Buyurun komutanım, tekmil mi ekmek? Tak dedi hortumu, bahçeyi sula. Allah'ım ya. Başladım gülmeye. Asker! Emret komutanım! Ne gülüyorsun? Ya dedim komutanım, kusura bakma da dedim, bir hatıra canlandı gözümde. Babam askerliğinden bir hatıra anlatmıştı bana. Ben de gülmüştüm. Ya dedi, o kadar da gerizekalı olamaz demiştim. O ona güldüm. Anlat bakayım. Emret komutanım. Babam askerdeyken hava yağmur yağıyormuş komutanım dedim. Evet. Komutan ona demiş ki git demiş bahçeyi sula. Ben de dedim o geldi aklıma, ona güldüm. Komutan durdu düşündü. Ben şimdi zaten başlarken babamın komutanına gerizekalı demiştim. Adam durdu düşündü. Uzman çavuş olduğu için dedi ki tamam git dedi nöbet yerine, sulama bugün. Şimdi askerlik enteresan bir şey. Yapanlar bilir. Böyle kısa dönemli, mısa dönemli falan olacak bir şey değil bu. Yani bildiğin uzun dönem yapmak lazım. Askerlik dediğin uzun dönem yapılır. Keyfi buradadır. Bu biz Afrin'e gideceğiz. Afrin'e gideriz falan filan. Şimdi haberi gördüm. Kısa dönem askerliğe girmiş. Arkadaşım sırf rüzgarsınız ha. Şöyle yaparız da böyle ederiz de falan da filan da bakıyorsun hepsi kısa dönemci çıktı. Yani velhasılı kelam arkadaşlar, yersen, herkeste bir yersen var. Smart TV izleyicimiz der ki, selamun aleyküm Süleyman abi demiş. Ben de diyorum ki, ve aleyküm selam. Ama kim olduğunu bilmediğim için hani ortaya böyle karışık bir şekilde ben bir aleyküm selam dedim. Canım kardeşim çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler olsun hepinize. Efendim askerlik anılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki biz şurada oldu, böyle oldu. Çok önemli mi? Bence değil. Muhabbet olsun diye söylüyorum. Ha, peki benim bir muhabbete ihtiyacım mı var? Yok öyle bir şey. Bırakın beni kendime. 3 saatte konuşurum. 5 saatte konuşurum. Şimdi bazı arkadaşlarım, samimi arkadaşlarım, abi diyor hakikaten diyor, bir gün diyor tıkanacaksın diyor. Bak diyor ben sana söyleyeyim diyor. Dedim hacı ben yarış atı değilim ki koşayım koşayım tıkanayım. Niye dedim tıkanacağım? Abi dedi bir yere kadar dedi, konular bir yere kadar. Dedim aga sen dedim nerede yaşıyorsun? Evet İzmir'de yaşıyorum abi dedi. Ya bırak dedim İzmir'i. Türkiye'de konu biter mi dedim ya. Türkiye'de konu bitmez. Efendim smart izleyicimiz der ki Afrin'le Akbank'ın yolunu şaşırdılar adamlar demiş. Kızmamak gerekiyor. Bence de. Yani o Akbank'a gidince Afrin'e gitmiş gibi böyle kendini gazetecek. Hani hocam ben askerliğe geldim. Nasıl yani? Vereyim neyse borcumuzu halledelim. Hoppa! Emredin komutanım. Şimdi bir arkadaşımızın bir hikayesi var. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. İsim de vereyim istiyorsan. Vereyim mi? Verdim. Efendim sevgili programı yapmıştık zamanında. Mikrop bir hatırasını anlattı bize. O da bedelli askerlik yapmış. İşte tabii komutanlar biraz daha farklı oluyorlar. Bedelli olduğunuz zaman askerlikte biraz daha farklı oluyorlar. Neyse artık demiş komutanlarına bir gelmiş artık. Yani demiş arkadaşlar gelip geçiyorsunuz yanımızdan bari bir selam verin. Yani böyle de olmaz, bu kadar da lakayt olmayın, selamınızı verin öyle geçin. Tabii bu mikrobun kafaya şey olmuş, içine dert olmuş. Ertesi gün diyor yattık kalktık diyor sabah diyor içtima falan filan diyor. Herkes dağıldı diyor. Nasıl 20 gün bir şey de yapacak yok. Komutan geçiyormuş. Komutana selam. Büyük ihtimalle komutan verdiği akla bin pişman olmuştur. Yani o şekilde bir selam istemiyordu adam ama yapacak.